Halid İbni Velid radıyallahu anh Mute'de 3000 kişi kaldılar. Abdullah İbni Revaha ve Cafer-i Tayyar şehit oldular. Bildiğiniz Mute destanında. Yani 70 binden fazla, 75 bin kişilik bir ordunun önünden 3000 kişiyi katliama uğratmadan geri getirdik Halid İbni Velid. İlk yiğitliğini orada gösterdi zaten. Yani resmen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 3000 kişilik ordusu doğranıp geri gelemeyeceklerdi. Halid İbni Velid orada etti, becerdi, geri getirdi. Başka hiçbir hizmeti olmasa İslam'a o yeterdi. Geri geldiklerinde tabi ümmetim iki büyük komutan Abdullah İbni Revaha büyük bir sahabi, Cafer-i Tayyar o daha Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in amcasından Hazreti Ali'nin abisi şehit oldular. Büyük bir devletin yani Bizans'ın karşısında bir perişanlık gibi bir durum oldu. Şimdi bakın çok önemli bir şey arkadaşlar. Çocuklar Medine girişinde Halid İbni Velid'i ve 3000 kişilik yara bere içerisinde kiminin kolu gitmiş, kiminin gözü çıkmış böyle perişan bir durumda İslam ordusu geri geliyor. Dikkat edin bakın. Yuu kaçaklar, yuu kaçaklar diye karşılamışlar. Çocuklar, gazileri. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müdahale etmiş çocuklara. Çocuklar demiş, kaçaklar demeyin, mücahitler deyin bunlara demiş. Bu neyi gösteriyor arkadaşlar? Yani 10 yaşında çocuk, çelik çomak oynayacak çocuk, Bizans'ın önünden gazi olup geri gelmiş birisini Medine'ye uygun görmüyor. Kaçaklar diye yuhluyorlar onları. Bu çocukla, babasıyla beraber maç seyretmiş de o maçın heyecanıyla nasıl baba siz ne yaptık bu hafta gördün mü diyen babasıyla futbol esprilerini senelerce sürdüren bir çocuk daha sonra Buhari ezberleyecek de Gazze'ye gidecek Müslümanları kurtaracak. İnsan bari rüyanın da ciddisini görür ya böyle. Hepten sapık rüya görülür mü? Olacak bir şey mi bu? Yani arkadaşlar Medine'nin ortamıyla bizim şehirlerimizin ortamı aynı şeyleri üretecek yerler değil. Bu ashab-ı kiram açısından müthiş bir fark. İşte söylediğim gibi fethedilen yerlerde farklı kültürler, medeniyetler Müslümanların içine sızınca bu kalite düştü bu sefer. Kalitenin düşüşünde faktör oldu. Yani işte maalesef arkadaşlar Medine'ye cihadı kazanamadan dönen Mute kahramanlarını ki her biri kahramanlar çocuklar tarafından yuhlandı. Çünkü gündem cihada Allah için şehit olmaya Allah için infak edilmeye ayarlanmış hep. Çocuklar başka bir şey bilmiyorlar. Gol diye şehit diye anlıyor. Şimdiki gol seslerini duysalar onlar şehadet oldu birisi şehit oldu da Müslümanlar bayram etti zannedecekler. Gündem farklı. Bizim çocuklarımız bizim gündemimizin ürünüdürler. Kur'an kurslarının, hocaların, imam hatiplerin yapacağı bir şey yok arkadaşlar. Yani bizim verdiğimiz un çeşidinden bu tür bir ekmek oluyor. Onların unundan da o tür ekmek oluyordu. Bu bize neyi gösteriyor? Madem ashab-ı kiram üzerinden bu farkı gördük biz. Yani biz önce bir çocuğumuzun gözünü neyle doldurduğumuza dikkat ediyor olmamız lazım. Evet biz tek başımıza şehirler kuramayız. Ama nasıl kirli havadan bıkınca şöyle bir tatil yapacak bir köy yeri ayarlıyoruz kendimize. Manevi kirliliğe karşı da 3 mümin 5 mümin fikirler üretip kendimize yani manevi kirliliğin olmadığı zeminler ayarlamamız lazım. Eğer ashab-ı kiram gibi çocuk yetiştirmek istiyorsak.